Herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün burçların bilinçaltı çalışmalarındaki etkisinden bahsedeceğim size. Çünkü bir toprak grubu olmak, hava grubu olmak, su grubu olmak veya ateş grubu olmak bilinçaltı çalışmalarında çok fazla uygulamaları etkiliyor. Ve kişinin durumuna göre ve bulunduğu burç durumuna göre hareket etmeniz ve bu bir farkındalıkta ve bilinçli olmanız gerekiyor. Çünkü bu konu o kadar özel ki gerçekten de astroloji ilmi hem bizim kişisel hayatımızda hem enerjitik boyutta bizi etkileyen o süreçleri ve de bilinçaltı kısmımızı tetikleyen noktalarında çok önemli olduğunu düşünüyorum ve çalışmalarımda her zaman günlük enerjilere ve kişinin durumuna mutlaka astrolojik olarak da kendimce bunu değerlendiriyorum ve ona göre de yaptığım çalışmayı uyarlıyorum yani kişiye özel bir şekilde eğer sizde uygulamalarınızda veya e, hayata bakış açınızda bunları böyle biraz daha detaylı baktığınızda neden dil için yaptığını, insanların hangi bilinçaltı kodlarını çalıştırdığını aslında fark edebilirsiniz. Bu çok da zor değil. Bunun yolunu da eğitimlerle zaten öğretiyoruz. Şimdi burada size anlatmak istediğim, özellikle biz bilinçaltı çalışmalarında kişilerin hayatlarındaki tezahür ettirdiği konulara bakıyoruz. Yani hangi konular etrafında dönüyor ve hangi konuları tam olarak anlayamamış. Yukarı plan ne tesir göndermiş, o ne kadarını anlamış, ne kadarını hayatına geçirebilmiş, ne kadarını geçirememiş. Tamamen eğitimde karşılıklı olarak, interaktif olarak biz bunların yansımalarını kişiye anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Burada çıkan konuda en az 14-15 blokaj çıkmış oluyor arkadaşlar. Bunun içerisinde benlikler oluyor, korkular oluyor, kodlar oluyor, inançlar oluyor. Kabul edemediğimiz durumlar oluyor. Ve gerçekten de hani normalde bir bilinçaltı çalışmasında bir konuyla ve bir blokajla çalışılırken bizim buradaki farkımız en az 14-15 tane blokaj o uygulamanın içerisinde farkındalıkla birlikte işte bilinçaltınızdan ve enerji alanınızdan da dönüşür. O yüzden de kişilerin çok hızlı bir şekilde yeni hayatını, yeni olasılıklarını artık başka bir pencereden hızlı bir şekilde baktığını görebilirsiniz. Çünkü insan hayatında bir şey değişince her şey değişiyorsa 14-15 blokaj bir uygulamada değiştiğinde bütün perdeleriniz çok hızlı bir şekilde kalkmaya başlar. Yolu öğrendiğinizde Orayı bir kere açtığımızda o dahlize zaten çorap söküyor gibi de arkası gelecektir. O yüzden bu çalışmaları yaparken kişilerin de aynı zamanda burçlarına göre hareket ettiğinizde daha güzel sonuçlar alacaksınız. Mesela toprak grubu burçlar çok daha zor kendilerini açarlar. Aslında şifalanmak isterler fakat o kadar katılardır ki o kadar Kendini bırakmazlar ki kontrolcük ve mükemmeliyetçilik biliyorsunuz ki var. Ee, orada e, iyileşmek istesek de çok güvenmesi lazım. Bir süreç geçmesi lazım. Veya gerçekten de onu o teta seviyesine çekmek kolay olmayacaktır. O yüzden ona belki daha uzun sürede e, rahatlaması ve kendini bırakması için zaman tanımalısınız. Mesela ateş grupları çok seviyorum. Çünkü ateş grupları hemen giriyor teta boyutuna ve gerçekten de burada çok hızlı bir dövüş dönüşümü verdiğimiz talimatları çok hızlı yapıyor ve bilgiyi de çok hızlı çekebiliyor. Ateşin gücü çok daha fazla oluyor. Burada hava grupları en risklisi arkadaşlar. Neden? Çünkü hava grupları biraz kendini kandırmaya, kendine ve çevresine yalan söylemeye daha meyil ama onu bilerek ve isteyerek yapmıyor. Aslında o da şifalanmak için geliyor. Ama şifalanmış gibi yapma olasılığı var. Şimdi burada ben bunu niye söylüyorum? Çünkü siz gelirken de seansa lütfen kendinize samimi olmaya seçin. Çünkü e, eğer hani birbirimizi kandırırsak e, orada gerçek şifalanmayı vicdani olarak sağlayamadığımızda hani iki taraf için de olumlu bir şey olmayacaktır. Hani burada verdiğiniz zamanla, paraya, bizlerin emeği daha... E, ziyan olacaktır yani bu yüzden söylemek istiyorum size kendinizi tanıyın ve bilin ve bu yolda daha emin bir şekilde gerçekten kendiniz için kendinizin iyiliği için buradaki şifalanmaya odaklanın ve gerçek dönüşümü yaratın hayatın içerisinde kendinizi kandırdığınız, yalan söylediğiniz mış gibi yaptığınız şeylere lütfen dikkat edin gerçekten de bu sizin için bir kilit anahtar olabilir o yüzden Bizler ise hava gruplarına çalışırken emin olmaya çalışıyorum. Gerçekten bu kodu var mı? Burada tam samimi mi net mi? Tabii ki hissiyatlarımla ben bunu teyit ediyorum. Eğer burada herhangi bir e, kaçak olduğunu görürsem o zaman mutlaka ona çünkü aynı anda o görüleri ben de görüyorum onlarla birlikte. Oradan teyit edip oradan yavaş yavaş e, o blokajları hissettiğim için de kendisine acaba şöyle olabilir mi böyle olabilir mi burada şu şu da bu konuda var mı diye kendisine tabii ki yönlendiriyorum ama sizler özellikle e, bu konuda dikkat edin çünkü burada danışanımızın hem faydası hem de e, bizler açısından tam doğru bir şekilde yapmış olalım demek ki hava grubunu e, da yoğun bir şekilde teta seviyesine çekebilmek ve çektiğinize emin olmak ve o bilinçaltı blokajlarının gerçekten dönüştüğüne de hissiyatlarınızı teyit etmek gerekiyormuş peki su grupları su grupları gerçekten onlar da çok tatlılar ve e, çok duygusallar yani o yüzden hani hüngür hüngür bir bilinçaltı seansı geçirebilirsiniz e, burada e, bizim çalışmaların en güzel farkı çok fazla duygusallığa girmeden o kişiyi dengede tutup ...o duygunun dışından hemen çıkarmak... ...başka bir pencereden bakmasının vesile olmak. Çünkü eğer biz duyguya girersek... ...zaten ilizyondayız. Olayın içinde olay olmuş oluruz. Ama biz eğer... ...gerçek anlamda... ...o kişiyi şifalandırmak istiyorsak... ...o kişinin o duyguları da bize çok güzel aslında... ...fayda sağlıyor. Çünkü duygu zaten bilinçaltı tarafında blokaj yaratıyor Fakat bilinçaltı uygulamasında duygudan alıp daha objektif bakabilmeyi kişiye ve oradaki senaryoyu ne yapmamız gerekiyor dönüştürebilmemiz gerekiyor yani e, su gruplarında duygusallıktan çıkarıp objektifliğe hava gruplarında mış gibi yapmalarına dikkat edip biraz daha realite ile gerçekleşmiş mi gerçek duygusu mu yoksa mış gibi yapıyor mu buna dikkat ediyorum toprak grupları zaten çok katı ve çok zor giriyor. Gerçekten girdiğine emin olup ama girdiği zaman da hakkını verir. Anlar idrak eder ve hemen de dönüştürme gücüne sahiptir. Ateş grupları bu anlamda en kolay dönüşeni, çok hızlı girer, çok hızlı dönüştürür ve çok hızlı çıkar. Onunla ilgili çok fazla ekstradan bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece dönüşmeyi istemesi neymiş yeterliymiş. İşte burada eğer siz bunları bilmezseniz Tabii ki bir sürü daha faktör var ama bu gerçekten çok önemli faktörlerden biri. Bugüne kadar belki hiç duymamış olabilirsiniz ama bugün bu farkında da özellikle vermek istedim. Şimdi bazen danışanlarım da Melek hocam ben çok fazla zihindeyim. Yani hani bu sizin gibi işte şimdi şuraya git şunu gör dediğiniz zaman ben onları göremiyorum. Diğer insanlar nasıl görüyor bilemiyorum. Ben de bu alan açılmıyor dediği noktada işte burada biraz daha o kişinin dikkat etmeli ve ona yardımcı olmalısınız. Burada dediğim gibi burçların özellikleri bu süreçlere girip girememeyi de çok fazlasıyla etkiliyor. Etkenlerden biri tabii ki yüzde değil ama önemli bir etkisinin olduğunu bildiğim için sizlerle bugün bu konuyu paylaşmak istedim. O yüzden mesela tam olarak bunlara giremediğini düşünenler üzülmesinler. Çünkü burada herkesin bir mayası var. Herkesin bir Yaradılış biçimi var. O yüzden de hani bunları içimizde kabul edip elimizden geldiğince dönüştürmeye çalışmak. O zaman bu kişiler için ne yapılabilir? Mesela bildikleri, hatırladıkları konular üzerinden gidilebilir. Veya o gidiş sürecinde danışanın yaşadıklarını his boyutuna çıkabilirseniz mesela siz hissenizde ben şu yaşlar arasında bir korku, bir endişe, bir işte şu şu farklı durumları görüyorum veya hissediyorum e, ee, hani oradaki akışı siz yönlendirebilirsiniz. O göremiyorsa, siz görüyorsanız onu siz o ana doğru götürüp ilk tohumlarını dönüştürmeye vesile olabilirsiniz. Veya dediğim gibi ona sadece imajını edip gözünün önünde onu düşünmesini sağlamanızla bu e, diğer tarafta direkt canlandırma aşamasına geçmek için güzel bir adım olacağını düşünüyorum. Yani çok zihindeyseniz ve direkt böyle meditatif hale giremiyorsanız da bununla biraz çalışmanız birazcık hem hal olmanız gerekiyor. Burada çok güzel bir şekilde nefes çalışmaları ise destek olacaktır. Burundan karnıma doğru derin nefesler alıp ağzımdan yavaşça nefesi verirsem bunu 30 saniye yaparsam arka arkaya ve böyle kendimi rahat, dingin ve huzurlu bir şekilde tuttuğumda zaten burun ağız nefesleri beni iyice ne alfaya ve tetaya getirecek ve o anda o canlandırmaları e, siz düşünün, e, bildiğiniz yerleri, bildiğiniz kişileri düşünerek önünüzde olduğuna hayal ederek buradaki katılığı, buradaki e, tam olarak canlandırmama durumunu aşabilirsiniz. Ondan sonra otomatik olarak düşündüğünüz an kendinizi orada olacak şekilde hatta her şey hissediyor e, durumuna kadar geçebilirsiniz. Bu şey değil yani bir hayal değil gerçekten olabiliyor ve step 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 step, step bunlar hayatınızda açılmaya başlayacaktır. O yüzden yaşadığımız olaylar, durumlar, travmalar, yetiştirme tarzımız, bulunduğumuz çevre bizim tabii ki bu çalışmaların bize etkisi, bize olan etkisindeki dönüşüme olan olumlu veya olumsuz katkısı ee, bu süreçe bağlantılı. Bugün benim size fark ettirmek istediğim en önemli durum gerçekten de hayatımızda evet burçlar çok önemli bir yere kaplarken gerçekten özellikle, özellikle evlere göre daha iyi bir analiz yaptırdığınızda onu daha net göreceksiniz. Ama burada bilinçaltı çalışmalarında da nasıl etki ettiğini e, fark etmenizi istedim. Çünkü farkındalık bu devirde her şey. Fark ettiğim zaman nedeniniz, e, neden bunu hayata tezahür ettiriyorum? Neden ben bunu yapıyorum veya yapamıyorum? Veya bazı şeyleri çok kolay yapıyorum, bazı şeyleri zor yapıyorum. İşte bu, bunu bilmek bile insanı rahatlatıyor. Kendine olan güvenini, sevgisini, değerini arttırıyor. Kendini kabul sürecini çok fazlasıyla hayata geçirmesine vesile oluyor. O yüzden e, buradaki bilgimi sizinle paylaşmak istedim. Demek ki neymiş? Ateş grupları çok hızlı girip çıkıyormuş hava gruplarına dikkat diyorum. Kendi kendinize yaptığınız çalışmalarda gerçekten bu samimiyete bir bakın. Başak e, burçları yani toprak grubu daha zor girdiği için daha çok böyle belki nefes çalışarak kendini iyice meditatif hale getirerek ondan sonra bu çalışmaları yapabilir. Su grupları çalışmaya girdiğinde ise duygusallıktan onları çekip daha objektif bakmaya o duygu halinde e, ağlamalarını da bir noktada kontrol etmesi. Hem uygulayıcının veya kendi kendime yapıyorsam da e, kendimin o duygusallığın acilen çıkarıp e, başka bir e, üçüncü boyuttan bakıp kendisini izlemesini ve sanki başka birinin hayatını izliyormuş gibi de o duygudan çıkabilmek için bu uygulamayı yaparak kendini dönüştürmeye vesile olabilir. Evet daha güzel bilgiler gelecek hayatınıza ışık olmaya, katkı olmaya vesile olmaya çalışıyorum. O yüzden siz de bu kanalı takip edip başkalarıyla paylaşırsanız gerçekten de hep birlikte vesile oluruz ve böylece daha fazla kişi ışığını arttırabilir. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.